Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Workbench ile zamana bağlı yani transient ısıl yapısal analizden bahsetmek istiyoruz. Öncelikle ısıl yapısal analiz nedir? Önemli noktaları nedir? Bu konuda bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Ben Profesör Doktor Mehmet Zor, 9 Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim. Şimdi zamana bağlı yani transient dediğimiz ısıl yapısal analiz nedir? Öncelikle onun tanımını yapalım. Bir sistemdeki her bir nokta farklı bir sıcaklığa sahip olabilir ve ayrıca sıcaklıkları da zamanla değişirse. Yani her bir nokta farklı bir sıcaklığa sahip ve sıcaklıklar da zamanla değişirse farklı T anları için sıcaklık değişiminin belirlendiği analize, sadece sıcaklık değişiminin belirlendiği analize biz zamana bağlı yani transient ısıl analiz diyoruz. Isıl analiz diyoruz. Fakat aynı modelde ısıl analizin üstüne bir de statik yapısal analiz eklediğimiz zaman Workbench gibi bir programda mesela sıcaklık farkının oluşturacağı mekanik etkileri yani termal gerilemeleri ve termal şekil değiştirmeleri de zamana bağlı olarak elde ediyoruz ki biz bu analizde de transient ısıl yapısal analiz diyoruz. Yani zamana bağlı ısıl yapısal analiz diyoruz. Yani demek ki hem öncelikle ısıl analiz, onun üzerine statik yapısal analiz yaptığımız zaman ikisinin birleşmesiyle oluşan analize biz zamana bağlı ısıl yapısal analiz, yani transient ısıl yapısal analiz diyoruz. Bu analize örnek olarak neyi verebiliriz? Fırından çıkarılıp soğumaya bırakılmış bir kek kalıbını mesela bu kek kalıbının soğuma süreci veya soğuk halde üzerine sıcak çay doldurulan bir çay bardağını verebiliriz. Yani örnek olarak verebiliriz. Bu çay bardağının ısınma sürecini bu sefer örnek olarak verebiliriz. Yani soğuma tam gerçekleşmemiş kek kalıbında çay bardağını da tam manasıyla çay dolarken veya dolduktan hemen sonra ısınma süreci var. Orada da henüz daha dikkat edersek sıcaklıklar çay bardağının üzerindeki her bir noktanın sıcaklığı farklı olabilir ve zamanla da değişebilir. Kek kalıbı içinde aynı şeyi de söyleyebiliriz. Şimdi önemli noktalar nedir? Isıl yapısal analizlerde yani sadece transient değil aynı zamanda kanallayıcı ısıl yapısal analizlerden de bahsetmek istiyorum burada. Aralarındaki fark nedir? Önemli noktalar nedir? Öncelikle yani bu noktaları bilmemizde fayda var. Hangi analiz tipine karar vereceğiz? Yani transient mi, statik mi, yani kanallayıcı mi, yoksa zamana bağlı mı? Onu iyi tespit etmemiz gerekiyor. Şimdi birincisi nedir? İncelenen sistemde kritik durum soğuma veya ısınma sırasında meydana geliyorsa, yani daha henüz kararlı rejim olmamış soğuma veya ısınma sırasında ne oluyor? Kritik durum. Gerilmeler mesela bir pik yapıyor bir noktada. İşte o durumda daha kararlı rejim haline gelmediği durumda biz mutlaka zamana bağlı analizi tercih ediyoruz. Zamana bağlı ısıl yapısal analizi tercih ediyoruz. Kritik durum daha kararlı rejime gelmediği durum için konuşuyoruz. Zamana bağlı analizi tercih ediyoruz. Soğuma veya ısınma bittikten sonra kararlı rejim halinde yani meydana geliyorsa kritik durum steady state yani kararlı rejim analiz tipi tercih edilmelidir. Bu tercihi yaparken başlangıçta iyi bir tahmin ve öngörü gerekiyor tabii. Yani şimdi biz analiz tipine karar vermemiz çok önemli bir nokta tabii. Acaba diyoruz ki yani tahmin ediyoruz ki işte bu incelediğimiz sistemde acaba kararlı rejime gelmeden kritik durum mu olur yoksa kararlı rejimde mi olur? Onu yani biraz da mühendislik bilgilerimiz bazı tabii tecrübelerimiz ışığında karar vermemiz gerekiyor. Mesela yani örnek olarak ne veriyoruz? Örnek bir soğuk bir bardağa sıcak çay koyulduğumuzda bazen birkaç saniye içinde çatlar. Bu belki bir bazılarımızın başına gelmiştir. Çayı koyduğumuz anda çatladığını görüyoruz. Demek ki ısınmasının başlangıcında daha
Çay koyar koymaz, çayı koyar koymaz ısınmasının başlangıcı gerilmelerin bir pik noktası vardır. Bu ancak nasıl tespit edilir bu pik nokta? Birkaç saniye içinde mesela çatlıyorsa bardak ancak transient analizde, değil mi? Zamana bağlı analizde tespit edilmesi gerekir. Çünkü kararlı rejime gelmeden kritik durum oluşuyor. Evet, bu da neden kaynaklanıyor? Tabii aradaki sıcaklık farkından. Yani soğuk bardak sıcak çay, dolayısıyla sıcaklık farkı yüksek. O yüzden ara saniyelerde hemen bir pik noktası var. İçinden sıcak akışkan geçmeye başlayan farklı bir malzeme ile dış kısmından yalıtılmış bir boruda ise başlangıçta girilmeler sıfır iken sıcaklığın maksimum değere geldiği ve devam ettiği kararlı rejim durumunda gerilmeler maksimum seviyeye çıkacağından state analiz tercih ediliyor. Tabii bu da kararlı rejim analizi tercih ediliyor. Başlangıçta gerilme yok tabii. Isındıkça tabii dışarıdaki izolasyon malzemesi de farklı bir genleşme kat sayısına sahip olacağı için boru da mesela metalik olacağı için onun da genleşme kat sayısı farklı olacağı için sıcaklık farkıyla birlikte her ikisi de genleşmek isteyecek fakat farklı ölçülerde, farklı değerlerde genleşmek isteyecekler ve birbirlerine etki edecekler tabii. Birbirlerine bu genleşme farklılıktan dolayı kuvvet oluşacak aralarında ve dolayısıyla da ne olacak? Yani bu durumda bu analiz, yani bu tip sistemin analizi ancak en son durumda karar rejime geldiği durumda kritik durumu ihtiva ettiği için biz karar rejimle incelememiz daha doğru olacaktır bunu. Transient analize ilaveten ısıl kapasite, transient analizde yani steady state'e ilaveten ısıl kapasite dediğimiz CP değeri ve yoğunluk yani D ile gösterdiğimiz değer de girilmesi gerekiyor. Transient analizde en önemli zorluklardan birisi analiz adım süresini ve toplam süreyi doğru ayarlamaktır. Onları tabi ayarlamamız gerekiyor. Ayarlayamazsak tabi program iterasyon yapamadığı için hata vermektedir diyoruz. Sonuçta yani transient analizin özellikleri bu ısıl yapısal analizlerin de önemli noktaları vurguladık. Daha önceki videomuzda state analizden bahsettik. Onunla workbench adımlarını anlatmıştık. Şimdi bu videomuzda da arkadaşlar transient analizi bir örnek üzerinden nasıl yapıldığını, workbench'te nasıl yapıldığını anlatacağız. Workbench adımlarını dikkatle takip ederseniz siz de transient analizi diğer kendi modelleriniz için de yapabilirsiniz. Evet, bundan sonraki kısımlarda workbench adımlarını yüksek lisans öğrencim Aytu sizlere anlatacak. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Workbench adımlarını birlikte yapacağız. Öncelikle Ansys Workbench programını açıyorum. Ben sürüm olarak Ansys 2019 R1 versiyonunu kullanıyorum. Ama göstereceğim adımlar sizin kullandığınız çoğu Ansys sürümünde de aynı olacaktır. Arayüzler birbirine çok benzer. O yüzden bu adımları takip ederek siz de kendi bilgisayarlarınızda, kendi kullandığınız Ansys'te bu analizi gerçekleştirebilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Evet, Workbench arayüzüm bu şekilde. Öncelikle sol taraftan analiz sistemlerinden yapacağımız analiz türünü seçmemiz gerekiyor. Transient termal analizi tutup sürükleyerek aktif hale getiriyorum. Gördüğünüz gibi pencere açıldı. Şimdi katı modelimi tanıtacağım. Geometriye sağ tıklayıp Import Geometry diyorum ve Browse'dan Design 1 isimli step dosyamı seçiyorum. Seçtikten sonra aktif oluyor dosyamız. Ve bu aktif olduktan sonra modele çift tıklayarak Ansys'in Mechanical modülünü açacağım. Yapacağımız işlemleri Ansys'in Mechanical modülünden gerçekleştireceğiz. Evet, şu an Mechanical modülü açıldı ve katı modelimiz yükleniyor. Kullanacağımız katı model bu şekilde. Herhangi bir sorun yok şu an. Düzgün bir şekilde yüklendi. Katı model yüklendikten sonra sol taraftaki işlem ağacımdan mesh'e sağ tıklıyorum ve Generate Mesh diyorum. Bu default bir mesh atar. Siz isterseniz daha detaylı bir mesh de atabilirsiniz ama bu şu anlık default bir mesh. Bu analiz için bizim için yeterlidir.
Meshi'mi attıktan sonra tekrar Workbench penceresine dönüyorum. Proje penceresine ve Engineering datayı açıyorum. Şimdi buradan analizimizde kullanacağımız yeni bir malzeme oluşturuyoruz. Bu yeni malzemenin ismini de New Material for Transient Thermal diyorum. Ve şimdi bu yeni oluşturduğum malzeme özelliklerini atayacağız. Toolbox'ın üstündeki Filter Engineering Data'ya bir kere tıklarsanız girebileceğiniz tüm malzeme özelliklerini Toolbox kısmından aktif olarak görebilirsiniz. Öncelikle transient termal gerilme analizi yapacağımız için malzemeye gerilme sonuçlarını görebilmek için bazı özellikler atamam lazım. Lineer elastikten izotropik elastiği seçiyorum. Parçamı izotropik olarak kabul ediyorum. Ve şimdi elastik özelliklerini atayacağım. Young modülüs yani elastisite modülü ve Poisson oranı. Bunların biriminin Young modülüsünün megapascal olmasına dikkat ediyorum. Ve bunları sağ taraftaki pencereden sıcaklığa bağlı olarak gireceğiz. Eğer sabit olsaydı sol taraftan girecektik. Ancak sıcaklıkla bu malzeme özelliklerimiz değişkenlik gösteriyor. 20 santigrat dereceden 220 santigrat dereceye kadar giriyorum. Ve ardından Young modülüsümü yani elastisite modülünü giriyorum. Birimim yine megapascal. Ve 60.000 megapascal'dan başlayarak sırayla Young modülüs değerlerimi giriyorum. 60.000 megapascal'dan 10.000 megapascal'a kadar. Hemen alttaki grafikten de girdiğim değerleri gözlemleyebilirim. Ve Poisson oranlarımı da yine sıcaklığa bağlı olarak giriyorum. 0,25'ten başlatıyorum. 0,26, 0,28, 0,31, 0,35 ve son olarak 0,38 ve bunları da yine grafikten görebiliyoruz. Elastik bölge için girmem gereken özellikler bunlardı. Şimdi de parçamız plastik bölgeye geçerse ve plastik bölgedeki durumunu gözlemlemek için plastisite kısmından bilinen izotropi hardening'i seçiyorum. Burada da yield strength ve tangent modülümüz var. Yield strength yani akma gerilmesi. Birimlerim yine megapascal ve bu iki malzeme özelliğim de sıcaklığa bağlı olarak değişecek. Yine sağ üstteki tablodan sıcaklığımı 20 santigrat dereceden başlatıyorum. Ve 220 santigrat dereceye kadar çıkıyorum. Bunlara karşılık gelen de yield strength akma gerilmesi değerlerimi giriyorum. Bunlar da 150 megapascal'dan başlayıp 65 megapascal'a kadar gidiyor. Ardından tanjant modülüsümü giriyorum. 30.000 megapascal'dan başlatıyorum. Ve sırayla 25.000, 20.000, 14.500, 9.500 ve son olarak 5.000 megapascal. Buradan temperature'a tıkladığım zaman alttaki grafikten sıcaklığa bağlı bilineer eğrilerimi görüyorum. Strain stress şeklinde grafiklerimiz. Evet, plastik bölge özelliklerimiz de bu kadardı. Plastik ve elastik bölge özelliklerimi girdikten sonra şimdi artık termal özelliklerimi yani sıcaklıkla ilgili özelliklerimi de girebilirim. O yüzden termal kısmını açıyorum ve izotropik termal conductivity'yi seçiyorum. Yani bu ısı iletim katsayısı arkadaşlar. Bunu seçtikten sonra öncelikle birimimi seçeceğim. Bu birim penceresini açıp buradan istediğiniz birimi seçebilirsiniz. Ancak istediğiniz birimi burada göremezseniz, şu an bakıyorum benim kullanmak istediğim birim burada aktif olarak gözükmüyor. O yüzden üst taraftan unit kısmından burada metrik birimler, SI birimleri var. O yüzden ben ikinci metrik birimi seçiyorum. Ve şimdi tekrar döndüğüm zaman kullanmak istediğim birimi yani watt bölü milimetre santigrat dereceyi seçiyorum. Ve bu sefer bu malzeme özelliğim sabit arkadaşlar. Sıcaklığa bağlı olarak değişmiyor. 0,04 değerini giriyorum. Watt bölü milimetre santigrat derece. Bunu girdikten sonra yine termal bölümünden specific heat'i seçiyorum. Cp değerim. Bunu da sabit olarak gireceğim. Şu an baktığım zaman yine istediğim birim yok. O yüzden unit'ten eski birim sistemime dönüyorum. Ve specific heat birimini de buradan Joule bölü kilogram santigrat derece olarak seçiyorum. Ve buna da sıcaklığa bağlı değişmeyen sabit olarak 600 değerini giriyorum. Evet, bunu da girdikten sonra physical properties kısmından density yoğunluk değerini gireceğiz. Density çift tıklayıp açıyorum. Birimim kilogram bölü metreküp. 5000 kilogram bölü metreküp değerimi giriyorum. Şimdi girmem gereken bir özellik daha var. Coefficient of Thermal Expansion. Isılgenleşme katsayısı arkadaşlar. Şimdi ısılgenleşme katsayısını gireceğim.
Ancak bu sabit değil. Bu ısılgenleşme katsayım sıcaklığa bağlı olarak değişiyor. O yüzden yine sağ üstteki tablodan sıcaklığımı 20 santigrat dereceden başlatıp 220 santigrat dereceye kadar giriyorum ve bu sıcaklıklara bağlı olarak ısılgenleşme katsayılarımı da karşılarına yazıyorum. Bir E üzeri eksi 5'ten başlıyorum arkadaşlar. E üzeri değerleri ensiste ve genelde de 10 üzeri anlamına gelir. Yani 1 çarpı 10 üzeri eksi 5. 140 santigrat derece tim 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Ardından 1,6 E üzeri eksi 5 ve son olarak 2,3 E üzeri eksi 5. Bu 10 üzeri değerlerini girmenin kolay yolu programda. Ve son olarak referans temperatür, referans sıcaklık girmemiz gerekiyor. Bunu da yaklaşık olarak oda sıcaklığı 22 santigrat derece giriyorum. Oluşturduğum malzeme ile ilgili girmem gereken tüm özellikler bu şekildeydi. Şimdi structural steel var menüde default olarak gelen. Bunu kaldırıyorum çünkü alüminyum malzeme kullanacağım. Engineering Data Source'a tıklıyoruz. Ardından üst kısımdan General Materials'ı seçerek alüminyum alaşımı, alüminyum alloy'u bulup yanındaki sarı artıya tıklayarak kitaplığımıza ekliyoruz. Tekrar geri döndüğümüzde alüminyum alaşımın aktif olarak geldiğini görüyoruz. Malzeme ile ilgili tüm yapacaklarımız bunlardı. Tekrar Mechanical penceresine geri dönüyorum. Ve file kısmından refresh all data yaparak az önce girmiş olduğumuz malzeme özelliklerini Mechanical kısmına tanıtıyorum. Ve bu malzemeleri iki parçadan oluşan katı modelimize atıyoruz. Alt parça için alüminyum alaşım, üst parça için ise yeni oluşturduğumuz malzemeyi kullanacağız. Evet, bunları şu an alt parça ve üst parçaya tanıttık. Ardından transient termal kısmına tıklıyorum. Sağ tıklıyorum. Insert'ten Convection'a geliyorum. Taşınım katsayıları. Şimdi hava ile temas eden parçamızın tüm dış yüzeylerini seçmemiz gerekiyor. Ctrl'e basarak tüm dış yüzeylerini seçiyorum. Burada dikkat etmeniz gereken yer hiçbir dış yüzeyin inaktif kalmaması. Tüm dış yüzeyleri aktif olarak seçmemiz gerekiyor. Çünkü parçanın katı modelin tamamen hava ile temas ettiğini düşünüyoruz. Evet, kontrol ediyorum şu an. Tüm dış yüzeyler seçildi ve apply diyorum. Ardından taşınım katsayısı değerimi gireceğim. Buna da 6 E üzeri eksi 4 yani 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 değerini giriyorum. Şu üstten Show Mesh'i kapayarak daha net bir şekilde girdiğiniz termal özellikleri burada gözlemleyebilirsiniz. İsterseniz Show Mesh'i aktif olarak da bırakabilirsiniz. Herhangi bir değişiklik yaratmaz. Ve şimdi initial temperature olarak yani başlangıç sıcaklığı olarak 250 santigrat derece giriyorum. Bunu da girdikten sonra analiz settings kısmında step end time'ı 1000 saniye yapıyorum. Yani biz bu parçanın termal değişimini 1000 saniye boyunca analiz edeceğiz. 1000 saniye boyunca takip edeceğiz. Birinci saniyeden bininci saniyeye kadar. Ve solution'a insert deyip termalden temperature'ı seçiyorum. Ve çözüm yaptırarak şimdi 1000 saniye boyuncaki sıcaklık dağılımını gözlemleyeceğiz. Bu çözüm kısmı bilgisayarınızın hızına göre değişkenlik gösterebilir. Şu an ben de çözdüm. Ve bakın 1000. saniyedeki sıcaklık dağılımı bu şekilde. Yalnız unutmayın bu son saniyedeki sıcaklık dağılımı time 1000. saniye. Sağ alttaki tabular data kısmından step step bu sıcaklık dağılımını gözlemleyebilirsiniz. 25 step'te çözmüş. 1. saniyeden 1000. saniyeye kadar. Bunları gözlemledikten sonra ama bu üstteki modeli siz istediğiniz step'te gözlemlemek için bu renkli skalada mesela 5. adımı düşünelim. 5. adıma tıklıyorum. 5. adıma tıkladıktan sonra tekrar solution'a geliyorum. Solution'a sağ tıklayarak 5. adım için evaluate all result diyorum. Ve tekrar temperature'a tıkladığımda bu sefer time kısmının 5. adımdaki zamana geldiğini görüyorum ve şu an karşımda 5. adımdaki sıcaklık dağılımını görüyoruz. Bunu istediğiniz her adıma tıklayıp aynı işlemi yaparak sıcaklık dağılımını görebilirsiniz. Tekrar son saniyeye tıklayarak evaluate all result diyorum ve 1000. saniyedeki sıcaklık dağılımına geri dönüyorum. Dediğim gibi bunu istediğiniz her adım için gözlemleyebilirsiniz. Tekrar proje ekranına dönüyorum. Ve şimdi gerilme kısmına geçeceğiz. Termal kısmını bitirdik. O yüzden static structural'ı tutup termal kısımdaki solution'ın üzerine bırakıyorum ve ENSYS Transient Thermal Analysis ile Static Structural Analysis'i birbirine
bağlıyor. Tekrar mechanical ekranıma döndüğüm zaman sol taraftaki işlem harcama static structural'ında geldiğini görüyorum. Ve şimdi bu kısımdan static structural'a sağ tıklayarak insert'ten fix support'u seçiyorum. Yani ancastre yapacağız bir yüzeyi. Parçamın en alt yüzeyini seçiyorum ve apply diyorum. Parçayı en alt yüzeyinden ancastre yapıyorum. Fix support kullanarak. Herhangi bir yük eklemiyorum çünkü ben termal gerilmeleri göreceğim. Ama import load kısmına geliyorum ve import body temperature'ı seçtikten sonra burada end time var. Bu end time'ı 1000 saniye yapıyorum. 1000. saniyedeki sıcaklık dağılımını analizime yük olarak tanıtmış oluyorum. Analiz settings kısmında bu sefer saniyeler. 1 saniye çünkü statik analiz yapıyorum, anlık analiz. Solution'a gelip sağ tıklıyorum ve stres kısmından von Mises gerilmesini seçiyorum. Tekrar solution'a geliyorum. Yine aynı işlemlerden von Mises'i seçiyorum ama buradan all bodies kısmını tıklayarak üstten de hacim seçimini aktif hale getirip sadece üst parçayı seçiyorum. Sadece üst parçadaki von Mises gerilmelerini kontrol edeceğim. Tekrar solution'dan strain kısmından bu sefer equivalent plastiği seçiyorum. Bu da parçam plastik bölgeye girip girmediğini kontrol etmek için arkadaşlar. Ve şimdi sağ tıklayıp solution'a çözüm yaptırıyorum. Şimdi göreceğimiz sonuçlar 1000. saniye için arkadaşlar. Son andaki gerilmeleri göreceğiz. Termal gerilmeleri. Evet, şu an çözümüm yapıldı. Evet, şu an 1000. saniyedeki sıcaklık dağılımı için oluşan termal gerilmelerim bu şekilde. Maksimum 12 megapascal çıkmış yaklaşık. Dağılımını da görüyoruz. Sadece üst parça için termal gerilme dağılımım bu şekilde. Von Mises gerilmem. Ve plastik bölgeye baktığımda da üst parçamın plastik bölgeye geçiş yapmadığını görüyorum. Burada alt parça full'u çünkü alt parçada herhangi bir plastisite özelliği yok. Sadece üst parçaya girmiştik hatırlıyorsanız. Ve şimdi bu son saniye içinde tekrar buradan son saniye için değil başka bir ara değer için görmek istediğimizi düşünelim. Temperature'a geri geliyorum. Ve bakın sağ taraftaki tabular datada değişik step'ler var. Duruyor. Oradan 7. step'i seçiyorum. 54,268. saniye. Ve sağ tıklayıp bu saniyedeki dağılımı atıyorum. Ve tekrar import load'a gelip buradan import body temperature seçiyorum. Tüm parçamı aktif hale getiriyorum. Ve bu sefer end time kısmından benim istediğim 54,268. saniye. End time kısmına 54,268 değerini giriyorum. Ve solution'a tekrar çözüm yaptırıyorum. Bu sefer o 7. step'teki 54,278. saniyedeki sıcaklık dağılımı için oluşan termal gerilmeleri göreceğiz. Evet, şu an çözüm yapıldı. Ve şu an o saniyedeki termal gerilme dağılımım, von Mises gerilmem bu şekilde. Tüm parçadaki. Sadece üst parçadaki gerilme dağılımı bu şekilde. Ve bu sefer bu adımda plastik bölgeye üst parçamın plastik bölgeye geçiş yaptığını buradan gözlemleyebiliyorum arkadaşlar. 54,268. saniye içinde bu. Son saniyede 1000. saniyede geçmiyorken plastik bölgeye bu sefer ikinci kontrolde 54,268. saniyede plastik bölgeye geçiş yaptığını gözlemlemiş olduk. Siz bu istediğiniz saniyedeki gerilmeleri import body temperature'dan tanıtıp o saniyedeki gerilme durumlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Mechanical penceresini kapatıyorum. Ardından Files'a tıklayıp Save diyorum ve yapmış olduğum analizi masa üstüne kaydedeceğim. Analizin ismine Transient Thermal Gerilme Analizi diyorum. Ve bu analizi masa üstüne kaydediyorum. Ardından Enstit'ten çıkış yapıyorum. Kayıt ettiğim zaman 2 adet dosya geliyor arkadaşlar. İkisi de önemli. İkisinden biri olmazsa açılmaz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere.